efendim, herkese merhabalar. Yine bir hafta sonu, yine bir cumartesi, yine çok güzel bir konuk. Vallahi Fenerbahçe'nin efsanesi. Böyle duruyoruz bakınca Rezaniden. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, teşekkür ederim. Fenerbahçeliyiz. Film şimdi dedi, her zaman dediğim bir şey var. Geri alalım, biraz kendini anlat. Fenerbahçe nereden oldu? Basketçilik çocukluğundan kalma, hani derler ya, çocukluğumdan benim hep futbolcu olurum, basketçi olurum, ne olmak istiyordun? En az 10 senedir bir sana anlatıyorum nereden geldiğimi, ne yaptığımı, nasıl olduğumu. Ama Mavi Karadeniz TV ekranlarında insanlar belki bilmiyordur. Evet. Doğru söylüyorsun. Karadeniz tarafından geldik, dediğimiz gibi yani Gürcistan'dan, biliyorsun. Biraz böyle bir hayatımızda Trabzon bir geçmişimiz var. 3-4 ay kadar Trabzon şehirde yaşadık. Daha sonra da İstanbul'a geldik. Aslında amacım Yunanistan, Avrupa'ya gitmekti ama şans eseri İstanbul'da kaldık. O yüzden çok mutluyum burada kaldığım için. Peki Fenerbahçe nasıl oldu? Fenerbahçe şöyle oldu. Ben İstanbul'a ilk geldiğim zaman zaten Fenerbahçe'ye götürdüler beni. Burada Türkiye'nin en büyük takımlardan bir tanesi Fenerbahçe var. Oraya denenmek ister misin diye sordular. Dedim tabii, neden olmasın diye. Fenerbahçe'ye gittiğimizde Fenerbahçe beni, Türk vatandaşı olmadığım için o dönemlerde Fenerbahçe hayır dedi bana. Sonra otele döndükten sonra yolda yürürken Türkay Çakıroğlu'na denk geliyoruz. Eski antrenörlerden bizim. Darüşşafaka diye bir takım var, orada oynar mısın diye. Darüşşafaka'da götürdüğü zaman Darüşşafaka'da beğendiler. Hem Türk vatandaşı yaptılar, hem de milli takımda oynamış oldum. Hem benim hayatım oradan Darüşşafaka'dan başladı. Kaç yaşındaydın o zaman? 15 yaşında. 15 yaşında. Peki sonra Fenerbahçe'ye tekrar transfer oldum. Oradaki hayal, oradaki o dakikayı anlatır mısın bana? Darüşşafaka'da oynadığım dönemlerde Fatih Karagümrük'te yaşıyordum ben. Tabii o zaman Türkçe bilmediğimiz için biz Türkçeyi ve Türk örf ve adetleri, şey olsun, hem Trabzon'da hem de Karagümrük'ten aldık. Yani Karagümrük Spor'a başarılar diliyoruz. Evet, Karagümrük Spor'a başarılar. Zaten Karagümrük Spor'da, Karagümrük Spor'da sonuna kadar destekliyorum. Çünkü ben İstanbul'a geldiğim zaman ilk semtim Karagümrük'tü. Evet. Yani o yüzden o dönemlerden çok böyle bir güzel günlerimiz oldu. Sonra, Fatih Çarşamba'ya zaten Darüşşafaka'ya gidiyorduk antrenmanlara. Daha sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldum. Fenerbahçe'ye transfer olduğum senede 18 yaşındaydım. Peki her takımın altyapısında basketbol olması gerekiyor mu? Mutlaka her takımın altyapısında basketbol olması gerekiyor. Yoksa takımlar başarılı olması söz konusu değil. Peki Türkiye'de eksik var mı? Şimdi geçen sene biliyorsunuz ben basketbola geri dönüşü kararını aldım. Bu sefer basketbolcu olarak değil, bu sefer antrenör olarak dönmeye kararını aldım. Gençleri yetiştirmek için. Gençleri yetiştirmek ve şöyle bir karar verdim. Ben bu sene U18 gençlerini izleyeceğim. Daha sonra da A takımını kurup onları A takımı kazandıracağım diye bir program yapmıştım geçen seneden itibaren. Evet. Bütün sene boyunca U18 gençleri izledikten sonra bu sene onlara söz verdiğim gibi sözümü gerçekleştirdim. Türkiye Basketbol 2. Lig'de federasyon tarafından onaylanmış bir şekilde Kadıköy İstanbul Spor Kulübü'nü kurdum. Sevgili başkanımız bizi bir senedir hiç yarı yolda bırakmadı. Bu saatten sonra yarı yolda da bırakacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü bizim şöyle bir 4-5 senelik bir programımız var. Yani önce altyapısını kuvvetli olması için bunun 4-5 seneliği yaymamız lazım. Yani böyle bir senelik ve 2 senelik programlarla başarılı olamayız. O yüzden öncelikle altyapısı sağlam tutup daha sonra TBL Basketbol 2. Ligi'nden antrenörlüğü ve takımla beraber katılıp daha sonra TBL 1 Süper Lig'e çıkmak için bir uğruna savaş vereceğiz. Kadıköy Spor Kulübü, CSK okulu kurdunuz. Böyle bir şey mi olacaksın, yoksa ben yetiştirip liglere katılacağım? Bizim, yoksa bir takımla anlaşma, öyle bir şey var mı? Bizim zaten pilot altyapımız, takım mı diyorlar ona? Pilot takım. Şöyle anlatayım. Bizim altyapımız zaten U10'dan U18'e kadar devam ediyor. U10'dan U18 arası zaten altyapımız. Ama 18'i bitirmiş olan çocukları 19 yaşında oldukları zaman Türkiye'de gidebilecek bir takımları yok bunların. Yani çünkü hep kontenjanlar dolu, ne bileyim daha önceki oyuncular transferler oluyor. İşte yaşı yüksek olan oyuncular liglere geri düşüyor. Mesela 35-36 yaşında oluyor, artık Süper Lig'de oynamıyor, 2. Lig'e düşüyor. 2. Lig'den 3. Lig'e düşüyor bahsettiğimiz liglerle. O yüzden genç olan oyuncuların çok fazla şansı kalmıyor kendini göstermeye. Ben de bu takımın kurmanın amacı U18'i bitiren çocukları U19'lukları alıp takımın içine monte edip takımı yaratıp bu şekilde de liglerde savaşmak istiyorum. Bu şekilde de çocukları yetiştirip başka takımlara vermek istiyorum. Böyle bir anlaşmam var mı?
herhangi bir takımlarla anlaşmam olması da gerek yok. Benim altyapım var, kendi takımım var, kendi oyuncularım var. Şu anda antrenmanları yapıyoruz. Pandemi döneminde sonuçta sosyal mesafe var. Evet. Maske noktası var. Spor çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz hafta sevgili Yaşar Asçıoğlu da gerek Futbol Federasyonu'nda görev yaptı, gerek Trabzonspor'un ikinci başkanıydı. Kendisine de sormuştuk. Orada da aynısını söyledik. Pandemi döneminde sosyal mesafeyle alakalı mesela spor var ama diyor, var ama diyor, seyirci olmazsa, işte olmazsa keyif alamıyoruz diyor. Pandemi döneminde basketbolda sosyal medya var mı, mesafe var mı? Pandemi döneminde öncelikle geçen sene pandemi döneminde ilk zaten basketbol ligleri iptal edildi. Ve geçen sene futbol ligleri kalanları oynadıkları için ben bunu zaten hep baştan karşı çıkmıştım. Çünkü önce sağlık sonra spor. Sağlık olmadıktan sonra sporu yapmanın anlamı yok. Yapamazsınız zaten sporu. Ama gün geçtikçe tabii yazın biraz daha düştüğünü biliyorsunuz. Şimdi biraz böyle yükselmeye başladı. Ama sporu durduramayız yani. Yani sporu durdurmamız için bütün dünyanın durması gerekiyor. Avrupa'da ve dünyada her yerde falan spor yapılıyor. Ama ne oluyor? Seyirci yasak oluyor. Seyirci yasak olsun. İnsanlar biraz televizyonda maçlarını izlesin. Bu dönemi atlatalım. Atlattıktan sonra da zaten seyirci de maçlara gider. Herkes daha mutlu olacak. Ama tabii bu dönem nasıl biteceğini asla bilemiyoruz. Çünkü önünü göremiyoruz. Kadir Balık'la Çat Kapı'dan herkese merhaba. Beylikdüzü'ndeyiz ve Türkiye'nin en önemli ve kaliteli yatak firmalarından birindeyiz. Yanımda firmanın sahipleri İsmail Bey ve Sedat Bey var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de mağazamıza hoş geldiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok güzel yataklarınız var. İstiyorum ki bizi izleyen izleyicilerimiz biraz firmanız hakkında bilgiler edinsin. Kaç yıldır faaliyet gösteriyorsunuz? Biz yatak olarak yaklaşık 5 yıldır ciddi manada faaliyet gösteriyoruz. Öncesinde 30-35 yıl aşkındır mobilya sektörünün zaten içerisindeyiz. Ancak son dönemdeki süreçte yatağa ciddi bir ağırlık vermeye başladık. Ve bu markamızı kalitemizle birlikte çok üst seviyelere çıkartmak için ciddi bir gayret içerisindeyiz. Pandemi sürecinden kaynaklı süreçte herkes olduğu gibi bizde bir takım zorluklarla beraber sıkıntılar oluşturuyor. Ancak inşallah bunların tabii ki üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibiz. Bu süreci tabii ki izleyeceğiz ve bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Peki üretici bir firma olarak yani en iyi yatak nasıl bir yataktır? Büyük olması, işte kalın olması, yumuşak olması, iyi bir yatak nasıl anlaşılır? Aslında en iyi yatakta bir yatak yok. En iyi yatak insanların kendi yapılarına göre oluşmuş olan yatak. Sert yatak yapıyoruz, yumuşak yatak yapıyoruz, çok daha yumuşak yatak yapıyoruz. Bu insanların yapısıyla alakalı. Yani size göre çok yumuşak yatak, çok iyi bir yatak olabilir. Ama bana göre kesinlikle iyi olmayabilir. Bu vücut yapınızla ve bugüne kadarki yatmış olduğunuz yatakla daha çok alakalı. Onun için tercihlerimizi yaparken aslında ne istediğimizi bilerek yaparsak o zaman almış olduğumuz yataktan çok daha mutlu oluruz. Çok daha kaliteli, sağlıklı bir uyku elde etmiş oluruz. Peki yataklarınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Terlenme yapıyor mu veya kaç yıl ömrü var doğru yatağın? Yani insanlar kaç yılda bir değiştirmesi gerekiyor? Şimdi yatağın yapı itibariyle uzun yıllar dayanma gücü var. Fakat Türkiye'de maalesef bu çok fazla bilinmiyor. Yatağın bir kullanma süreci vardır. O süreci tamamladıktan sonra yatağı normalde değiştirmek gerekir. İstenmeyen işte bakterilerin, maytapların vesaire oluşumuyla alakalı yatak yatılabilir gibi gözükmüş olsa dahi aslında belli bir sürelerde bu yatakları değiştirmek lazım. Terlemeye gelince zaten piyasanın en iyi tekstil firmalarının kumaşlarını kullanıyoruz biz. Bununla alakalı sıkıntı yok. Ancak siz bu kaliteli kumaşların üzerinde mutlaka bir nevresim vesaire kullanıyorsunuz. Bunu kaliteli kullanmazsanız yatağın kumaşı da zaten temas etmeniz için bu bir takım işte terlenmeler, işte bakterilerin oluşumu vesaireleri
birlikte yaşarsınız. 5 yılda bir değiştirmemiz gerekiyor değil mi? Yani böyle 5 yılda bir tavsiye edilen aslında budur. Yani yatağın ömrü 10 yıl gidiyor olsa bile 5 yılda bir yatağı değiştirmek sağlıklı olur. Peki firmanızın yurt dışında bir bayiniz var mı? Yani biz orada da faaliyet aktif gösteriyor. Olarak 5 ülkeyle zaten çalışıyoruz. Bunun ikisi Libya ve Irak'la çalışıyoruz. Avrupa'da şu anda ciddi bir yapılanma içerisindeyiz. Fransa, İsviçre çok yoğun. Almanya'da yeni başladık çalışmalara. Ve bununla alakalı dış ticarete çok ciddi bir önem veriyoruz. Daha iyi bir yapılanma için gayretlerimiz çok ciddi manada devam ediyor. Bu inşallah Avrupa'nın %100'ü olmayacaktır muhtemelen ama %70'ine yakın ülkelerine mal göndermek için gayret gösteriyoruz. Doğru yatak seçiminde önemli noktalar. Doğru yatak seçimi önemli nokta. Aslında en hassas nokta burası. Şimdi bu yataklarda eşlerin bile aslında farklı kiloya bağlı, farklı yapılarına bağlı bir takım sıkıntıları oluyor. Yatakları, doğru yatak seçimi aslında yatağı birebir görerek, üzerine gerekirse uzanarak almak çok daha doğru olacaktır. Yani birebir temasla yatağı almak en doğrusudur. Müşteriler geliyor, uzanarak öyle tabii, seçiyorlar. Tabii tabii, biri üzerine uzanabiliyor, yatabiliyor, sağına dönüyor, soluna dönüyor. Bunlar çok önemli yani. Bunu hissetmeleri çok daha doğru olacaktır. Bunda çekinmemeleri lazım. Bazen müşteriler geliyor, yatağın köşesine elini koyarak yatak bakmaya ve seçmeye çalışıyor. Bu doğru bir şey değil. Uzanmak gerekir. Belki 10-15 dakika orada yatmak gerekir. Çünkü yatak İsmail Bey'in de söylediği gibi kişiye özeldir. Bazı yatak size çok iyi gelebilir. Bazısına da o çok kötü gelebilir. Kişiye özeldir aslında yatak. Peki sizin markanızı diğer markalardan ayıran özelliğiniz nedir? Şimdi biz birinci kalite ürün üretiyoruz. Kullandığımız ham maddenin tamamının mutlaka ciddi markalardan çalışıyoruz. Yani kumaşından, yayından, aklınıza gelecek bütün malzemelerden. Biz burada şu duruşu sergilemeye çalışıyoruz. Mutlaka tabii ki bu işletmenin yürümesi için bir karlı olması gerekiyor. Ancak biz bunu olabildiğince minimize etmeye çalışıyoruz. Bu daha çok aslında bu işe aşık olmayla alakalı bir şey. Biz işimizi cidden çok seviyoruz. Ve insanların da çok kaliteli yataklarda yatmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Bunlar da çok büyük büyük bedeller ödeyerek değil de iyi şartlarda bu ürünleri, kaliteli ürünü alabilmeleri için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz tabii. Burada bir yatak gördüm. Müzik dinleyicisi var yatağın üzerine. Çok şık bir yatak. O sadece sizin markanızda var değil mi? Şu anda evet. Bizim gördüğümüz o. Üzerine müzik dinliyor derken cep telefonu ile Bluetooth'a bağlanarak YouTube'dan müzik dinleyebilirsiniz. Veya hiç telefonu elinize almadan, şarjdan da çıkartmadan telefona cevap verebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Böyle bir özellik katmak istedik ki yeni nesil insanlar da buna ciddi manada bir önem veriyor. Ciddi bir beğeni topluyoruz. Güzel de oldu yani. İyi de beğeni topladık bununla alakalı. Evet, aynı zamanda çok şık. Hepsi birbirinden şık yatakların. Sevgi katılarak yapılan her iş gerçekten de çok kaliteli oluyor. Bir şeyi kaliteli yaparken bazen görseli atlayabiliyorsunuz. Çok kaliteli bir ürün, dört adet bir ürün ama göze hitap etmiyor. Biz o noktayı da yakalamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hem baktığınızda çok şık ama kullanıma geldiğinde son derece kaliteli bir ürün olmasına dikkat ediyoruz. Firmanızın 2 senedir Türkiye'nin de çok sevdiği oyunculardan Wilma Ellis, sizin firmanın yüzü. Peki Wilma Ellis'in size bir katkıları oldu mu? Şimdi öncelikle aslında şunu söylemek isterim ben. Belki bu sorunuza cevap olacaktır. Wilma hakikaten çok sıcak bir yüz. Çok samimi bir insan. Türkiye'deki ciddi bir kesiminde kalbinde bir sıcak yeri olan bir insan. İş dışında kendisi zaten iyi de bir dostumuz var. Çok seviyoruz. Yani o kendine özgü o Türkçe şivesi de insana çok ciddi sempati uyandırdığı için çok ciddi olumlu bir tepki aldık bununla alakalı. Ve uzun uzun yıllar bu işi yaptığınız sürece Wilma ile birlikte mutlaka çalışmak istiyoruz. Ne güzel. Biz de kendisine sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyicilerimize söyleyeceğimiz şu olacaktır. Kendilerine aslında bunu daha çok istemekten ziyade ricamız olacaktır. Yatak seçimlerini doğru yapsınlar. Doğru yatakta yapsınlar. Çok ekonomik yatakları kullanıp da sağlıklarını bozmasınlar. Bir de şunu çok önemli altını çizmek isterim. Şöyle bir olgu, şöyle bir ifade vardır Türk halkı içerisinde. Bir yatak bayisine gidip ya bel ağrısına hangi yatak iyi geliyor? Böyle bir şey yok. Yani bel ağrısını düzelten yatak yok. Ancak şunu söyleyebilirim. Bel ağrısını oluşturmayacak yatak vardır.
O duruma düştüyseniz artık sizin daha çok doktorla işiniz vardır, yatakçıyla işiniz yok. Ama o duruma düşmemek için yatak seçimlerini hakikaten, yani bu konuda bilgileri yoksa bile bilgi sahibi olan insanlarla muhakkak görüşerek yataklarını bu şekilde alsınlar. Hayatımızın çok önemli kısmını, yani 8 saatin yakını yatakta geçiyoruz ve bu bizi geriye kalan günün 16 saatine hazırlıyor. Buna hazırlanabilmek için de yatak seçimimizin kesinlikle doğru olması lazım. Geçiştirmeyelim. Yani nasıl olsa biz şurada 6 ay kalacağız, şurada 1 sene kalacağız. Bunun için bir yatak almaya gerek yok. Var. O 6 ayda bütün sağlığınızı, iskelet yapınızı bozabilirsiniz. Buna dikkat etsin. Tek seçeceğimiz bu olası sevgili seyircilerimizden. Bazen de tüketici geliyor. Ben işte X firmadan yatak aldım, 20 yıldır kullanıyorum diyor. Aslında çok çok yanlış yapıyor. Yani bir yatağı değiştirmek için parçalanması gerekmiyor. İsmail Bey'in de söylediği gibi 5 sene, en fazla 5 seneden sonra kendimizi seviyorsak, sağlığımızı seviyorsak o yatağı kesinlikle değiştirmemiz lazım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Uyku konforunuz genel sağlığınız adına çok önemli yer tutmaktadır. Eğer siz de yatağınıza yatırım yapmak istiyorsanız kaliteli yatak seçin. Teşekkürler. Peki basketbolda arkadaşların mutlaka vardır. Konuştuğun noktada kurduğun takıma destek olanlar var mı? Bize ne görev düşerse şöyle yapalım, böyle yapalım falan diye, gençleri yetiştirelim diyen insanlar var mı? Şu şekilde, senin anlattığın şekilde beni arayan, beni şey yapan, hani haber yollayan veya böyle bir basketbolcu yok. Bunu zaten geçen sene benim genç takım çocuklarına ağzımdan bir söz çıktı. Dedim ki önümüzdeki sene sizi A takımda oynatacağım. Tamamen o sözünün vermiş olduğu bir yolun üstündeyim şu anda. Ben tek başına da yapmış olsam onu, başkanımla beraber bu işi yapmış da olsam ya da tek başına yürümüş olsam ben bu işi sonuna kadar getireceğim. Çünkü bu çocuklara ben söz verdim. Çocuklara söz verdiğim için TBL2'de katılım hakkını aldık. Artık ligdeyiz. Sadece anlaşacağım oyuncularla beraber yola çıkacağım ve onlara bu hayali gerçekleştireceğim. Destek anlamına gelince biliyorsun Kadıköy Belediye Başkanımıza gittik. Saadettin Saran'a gittik. Şimdi Ali Başkanımızla görüşecek. Biz Kadıköy'de bu takımların pilot takımı olmak istiyoruz. Saadettin Saran ne dedi merak ediyorum. Başkanım her türlü desteği bize sağlayacağına söz vermişti. Yapar da zaten. Yapar. Peki Kadıköy Belediye Başkanı ne dedi? Kadıköy Belediye Başkanımız Şerli Bey zaten bizim isteği şeylerini verdik. Onlar da sonuçta sonucunu bekliyoruz. Peki ben Türkiye'de basketbol oynayıp da işte Fenerbahçe gibi bir takımda yıldızlaştın. Bu gibi yıldızlaşan insan takım kurup da gençlik yetiştireyim mantığıyla, burada mütevazı olmayacağım, yok gibi bir şeydi, hiç duymadım ben. Böyle bir şey gençliğe söz verdiğin için mi yaptın Zaza? Geçen sene, bütün her şey geçen sene başladı. Bu çocuklarla beraber U18 yaşındaki genç çocukları bütün ligde seyrettiğim zaman çok başarılıydılar. İstanbul üçüncüsü olmuşlardı. Ve İstanbul 5'e girdikleri zaman Türkiye şampiyonasına gideceklerdi. Bu çocukları bu pandemi dolayısıyla, bu virüs dolayısıyla hayalleri suya yıkıldı. Çünkü neden? Bir anda spor durdu. Bir anda çocuklar demoralize oldular. Ve çok böyle psikolojik sorunları yaşadıklarını biliyorum. Sonra ben bunlara dedim ki siz dedim hiç böyle kafanıza böyle şeyleri takmayın. Ben dedim elimden geleni yapacağım. Size önümüzdeki sene A takımı kuracağım. Ve burada genç takımda kaybettiğiniz süreleri ve zamanları, gidemediğiniz Türkiye şampiyonasının tecrübesini önümüzdeki sene TBL2 liginde ben size bunu sunacağım. O yüzden çocuklara buna söz verdiğim için, bunu da gerçekleştirdiğim için kendi adıma çok mutluyum. Bunu yapan yoksa da herkes kendin kalbinin ekmeğini yer yani. Peki Amerika'da basketbol, işte farklı ülkelerde basketbol ön planda. Bizde de son dönemlerde gerek takımlar, çok genç takımlar kuruluyor. Evet. Çok genç nesil geliyor. Oyunculara da bakıyorum. Eskiye bakınca basketbol mu daha öndeydi? Yurt dışlarında, bubble ülkelerde, farklı ülkelerde. Biz o sıralamada Türkiye olarak neredeyiz? Daha önde miyiz? O zaman daha önde miydik? Şimdi benim geldiğim dönemlerde 90'lı yıllarındaki
Türkiye basketboluna baktığın zaman 96 yılında Efes Pilsen Koraç Kupası'nı aldı. İşte ne bileyim o dönemlerin Avrupa kupalarında olsun, şeylerde olsun bir sürü Türkiye'li takımlar gene başarılı sonuçlara gitti. Biz milli takımda U22 Ümit milli takımıyla Türkiye'de ilk defa madalyasını getirdik, üçüncülük madalyasını. 98-90'lı yıllarında. Ondan sonra 2000 yılın Milanyum milli takımı. Ondan sonra Türkiye Avrupa. Yani dönem dönem basketbol hep değişiyor ve gelişiyor. Yani o dönemde böyleydik, işte bu dönemde böyle oldu değil yani. Mesela o dönemin belli bir kapasitede belli bizim Türk takımları çok başarılı oldular. Bu son dönemlerde de Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğu, daha sonra Efes Pilsen'in bir yükselişi, işte ne bileyim Darüşşafaka'nın Euroleague'de yer almalarını. İşte bu ne anlamına gelir? Yani biz gün geçtikçe gelişiyoruz. Gün geçtikçe geliştiğimiz için işte biz bir zamanlar sizden daha iyiydik. İşte şu andaki oyuncular bizden daha kötü. Artık konu o değil yani. Ondan dışına çıkmamız gerekiyor. Sadece nasıl ilerleyebileceğimizi onun adımlarını atmamız gerekiyor. Peki takım arkadaşlarım vardı, oynadın. Bunlar evet. Şu anki farklı farklı yerlerde de olabilirler. Evet. Peki böyle bir takım kurduk, sosyal medyadan da gördüler bunu. O zaman dostlar varken, yani dost nerede? Dostluk yok o zaman. Şimdi bazı basketbolcu arkadaşlarımla görüşüyorum. Mutlaka bir fikir alışverişlerimiz oluyor. Ben de mesela görevi alamamış olan basketbolcu takım arkadaşlarımı tekrar göreve çağırmış oluyorum. Ve iki kişiden hayır cevabını almadım. Tam tersi destek cevabını aldım ve benim yanımdalar. Lig başladığın zaman hepiniz göreceksiniz. Onlar benim yanımda olacaklar. Zamanda işte küslük yaşamış, 3-5 sene basketbol camiasından ayrı ayrılmış ama çok değerli bir milli sporcudur kendisi. Ben o arkadaşlarımla beraber gene yola çıkacağım. Antrenörlük yapacağım, biri menajerlik yapacak, biri idarecilik yapacak, diğeri yardımcılık yapacak ve böyle güzel bir kadroyu kuruyorum. Bu tamamen bizim 18 genç takımın sunmuş olduğumuz bir şans. O gençlerden de istediğim tek bir şey var. Bu şansını bizim onlara verdiğimizi görsünler ve değerlendirsinler. Ama ben gene bir şey istemiyorum. Öncelikle okul tabii ki değil mi? Okumaları. Ya şöyle de söyleyeyim. Benim genç takımdan çıkan bütün oyuncuları ve şu anda transfer edebileceğim bütün oyuncuların hepsini üniversite kazandı. Ve benim takımda 14 tane sporcu olacaksan 14'ü de üniversite öğrencisidir. Bunu da sana resmiyetini, kanıtlasını göstereceğim, göndereceğim. Çünkü eğitim en önemlisi. Zaten akıllı olamazsın, eğitim yolu göremezsin, kitap okuyamazsın veya okula gitmezsen basketbol oynayamazsın. Peki... Basketbol zeka işidir yani. Türkiye'de hocalık yaptın değil mi? Yaptım, daha önce yaptım. En son Hakan Su İçmez, Yalova Spor'da evet, yaptın. Evet, Yalova Spor'da... Gerçekten hatta, çok sevdirdin kendini. Evet. Dün hatta konuştum, tebrik ettim. Kendisi yeni Yalova Spor Başkanı olacak. Biz ne basketbol, zaman inşallah? İnşallah önümüzdeki yıl tekrardan Yalova Spor Başkanı olacak. Hatta dün konuştuğumuzda böyle bir şey yaptık. Dedim ki başkanım dedi basketbolla alakalı yarım kalmış olan bir meselemiz var dedim. Çünkü o dönemde bize Yalova şehri sahip çıkmadı. Sadece başkan ve ben çok yalnız kaldık. Yalova şehri komple sırtını döndü başkana. Dönünce basketbol takımı da yarıda kaldı. Dün de konuştuğumuz zaman dedim ki yarıda kalan bir meselemiz vardı, onu ne zaman tamamlayacağız dedim. Demin ki futbolda yarımda kaldığı için Hakan Su İçmez, Oflu Hakan gene bayrağı alacak. O dönem inanılmazdı. Oflu Hakan başkanım dediğim öyle bir savaş verdi ki o sene. Bütün şehir sırtını döndü kardeşim. Aynen. Başkana. Sen halbuki daha yakından başkanı, biliyorsun. Ben çok daha yakından biliyorum. Her şeyi yakından biliyorum çünkü 24 saat beraberdim. Ve ben inanamadım bir şehrin spor konusunda nasıl köstek olabileceğine, nasıl destek veremeyeceğine bunu kendi gözlerimden gördüm. O yüzden ben 30 yaşında basketbolu bıraktım. 30 yaşında Fenerbahçe kaptanlığını yapmış, 50 defa milli takım formasını giymiş, Fransa'ya gitmiş, tekrar lige gelmiş, antrenörlük yapmış. 30 yaşında bir insan profesyonel basketbol hayatını bırakır mı? Demek, niye bıraktın? Demek yanlış giden bir şeyler var. Tıpkı nasıl Yalova şehrini sırtını döndüyse Hakan Su İçmez'e, Oplu Hakan abimize nasıl döndüyse aynı şekilde bizim zamanımızda sırtını döndü demek insanlar ve biz bir yerden vazgeçmek zorunda kaldık. Peki sana şey demediler mi o abiler, o kardeşler, ya Zaza 30 yaşında basketbol mu bırakılır, niye bıraktın demediler mi sana? Hiç benim böyle abi kardeşim olmadı yani bana 30 yaşında falan neden basketbol bırakıyorsun kardeşim diye. Beni arayan soran olmadı. En son davamda biliyorsun beraat ettim. Biliyorsun konuyu. Çok yakın biliyorsun.
her şeyin 2 senemi kaybetmiş oldum. 2 sene kaybetmiş olduktan sonra dışarı çıktığım zaman 2 sene sonra beraat aldığımı karar veriyorlar. E ne oldu benim 2 senem? Kadir Balık'la Çat Kapı devam ediyor. Neredeyiz? Turizm ajantasındayız. Evet, bütün bir yılı çalışıyoruz ve seyahat etmenin hayalini kuruyoruz. Çünkü seyahat insanın hem ruhunu yeniliyor hem güzel yerler keşfediyoruz. Yanımda ajanta sahibi Rıza Bey var. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz turizm sektörüyle ilgili konuşalım istiyorum. Yani sizin pandemi öncesi, pandemi sonrası sizi nasıl etkiledi? Şöyle ki bizler Türkiye'nin en önde operatörlerinden bir tanesinin acentelini yapıyoruz İstanbul Bayrampaşa ilçesinde. Covid öncesi muhteşem girdiğimiz bir 2020 sezonuna 11 Mart ilk vakadan sonra akabinde de bir hafta 10 gün içerisinde iş yerlerimizin kapanması da etkilendiği için biz yaklaşık 2,5-3 ay mesaiden ayrı kaldık. Ama açtığımız andan itibaren de zaten misafirlerde bir çekince vardı 2020 gerçeğiyle beraber, Covid gerçeğiyle beraber. Ama bu noktada otellerden çok ciddi destekler aldık. Muazzam bir önlemler aldılar ve buna paralelde misafirlerdeki ön yargı yavaş yavaş kırıldı. Haziran 15 itibariyle başladık ve yaklaşık Ekim'in başına kadar, Eylül sonuna kadar çok ciddi bir talep aldık. Ama tabii ki de yeterli değil. 2020'nin zararlarını karşılamadı. Biz sektör olarak çok etkilendik. Yani bu Covid unsuruyla dünyada çeşitli sektörler vardır ama en çok etkilenenlerden bir tanesi turizm sektörü. Buna paralel son olarak da hükümet kanadından gerekse Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarıyla inşallah Aralık sonu ya da Ocak başı gibi bu malum aşı çıkmasıyla paralel ben 2021 yılının 2020 boş geçiren komple dünya olarak söyleyeceğim. 2021'in çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Bu konuda da operatörler gerek biz gerek diğer rakip operatörler ciddi kampanya hazırlıkları yapıyoruz. Kısmet olursa da Kasım'ın ilk haftası 2021 yaz erken rezervasyon sezonu açıyoruz. Çok ciddi kampanyalar olacak. Misafirlerin alım esnasında herhangi tereddüt etmeyeceği ciddi kampanyalar geliyor. Sonuçta bu vakanın tekrar uzaması hiç öngördüğümüz bir şey değil ama tekrar uzamasına istinaden burada bir iade süreçlerinde 2020'de yaşadığımız bazı sıkıntılar sektör olarak, dünya olarak, havayolları olarak, ulaştırma sektörü olsun, konaklama sektörü olsun 2021 yılında olmaması için bunun da önlemleri alınıyor. Ona göre iptal güvence paketleri revize ediliyor. Bu bağlamda şu an için söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel günler bizi bekliyor diyorum. İnşallah, tam da onu soracaktım. Kampanyalar başlayacak dediniz. Yurt dışı kampanyalar ve yurt içi kampanyalar olacak. Erken rezervasyon için neler yapılması gerekiyor? Ne zamandan başlaması gerekiyor rezervasyon yaptırılması için? Şöyle ki bu sene öngörü henüz daha netleşmedi ama 2 Kasım 2020, 2021 yıl için start vereceğiz. Fiyatlarını çıkarmış olan otelcilerin ürünleri yavaş yavaş satılmaya başlanacak. Ama misafirlerden gelecek olan tepkileri tabii ki şu an için öngöremiyoruz. Biraz daha temkinliler. Belki de bu süreci birinci erken rezervasyon, ikinci erken rezervasyon dönemlerini biraz sarkacağı anlamına gelebilir. Tahminlerimiz profesyonellerin söylediği yıl sonu. Yani yıl sonu Ocak'tan sonra hareketliliğin başlayacağını düşünüyoruz. Buna mukabil ben 2021 için çok ciddi olarak, acente etkisi olarak söyleyeceğim. Muazzam bir hareket bekliyorum. Çünkü örnek vermek gerekirse 2019'da tatile gitmeyen bir misafir, 2020'de niyetlenmiş ama gene gidememiş. 2021 oldu, ne oldu? 2 yıl oldu. İster istemez de burada böyle bir patlama olacak. Ama tabii ki de ilk patlama iç turizmde olur. Yani otellerde, kültür turlarında olur. Akabinde Kıbrıs, daha sonrasında yurt dışı destinasyonlarında bir hareket olur. En son bizim kruz, gemi turları dediğimiz destinasyon çeşitlilik var. O en son herhalde açılacağını düşünüyorum. Durum genel olarak bizim için bu şekilde an itibariyle. Turlarınızdan bahsedelim. Yurt içi, yurt dışı. Mesela pandemiden önce nereler daha çok tercih ediliyordu? Pandemiden sonra nereler tercih ediliyor? Bununla ilgili biraz anlatır mısınız? Şöyle ki iki tip turlarımız var. Birisi yurt dışı, birisi yurt içi kültür turları olarak organize ediyoruz. Yurt içinden bahsedersek biz operatör olarak, yani bayisi olduğum, acentenin yaptığım operatör olarak tüm Türkiye'ye hitap ediyoruz. Mütevazı olmayacağım bu konuda.
tüm Türkiye'deki bütün tarihi ve kültürel noktalara tur yapan, hemen hemen de bütün illerden kalkış yapan Türk misafirlerinin dokunmasını istediğimiz, görmesini istediğiniz, yemeklerini tatmasını istediğiniz bütün destinasyonlara vesile oluyoruz. Türkiye'nin en iyi rehberleri bizde. Bu konuda ciddi misafirlerden olumlu dönüş alıyoruz. Bunun alternatif olarak da yurt dışı turlarımız var. O konuda da çok ciddi pandemi öncesi hareketler vardı. Bilhassa ki balayı konsepti, yani balayı çiftlerimiz ağırlıktan yurt dışı tercih ediyor. Bunlardan da gözde mekan İtalya, malum romantik kent, romantik ülke. Daha sonrasında Paris, daha sonrasında Uzak Doğu, Maldivler destinasyonları. Bunlar çok tercih edilen bölgeler. Ama malum pandemide en çok etkilenen bölgeler bilhassa onlar olduğu için onlar çok ciddi olarak eksildi. Ama yakın zamanda ufak bir gelişme de şu oldu. Bulgaristan, Sırbistan, Ukrayna gibi bazı destinasyonlar, vakaları sayılarını çok az görülen bazı destinasyonlar kapılarını bize açtılar. Herhangi bir ekstradan bir PCR testi ya da herhangi bir eziyet diyeceğim, herhangi bir ihtiyaç, ekstra bir ihtiyaca gerek kalmadan bu bölgelere seyahatler başladı 1 Ekim itibariyle. İnşallah da herhangi bir kapama olmadan aynı şekilde periyodik olarak diğer ülkelere de gitmeye başlayacağız. Tatile gitmek isteyen izleyicilerin peki nelere dikkat etmelerini öneriyorsunuz? Şimdi eğer tatil tercihleri bir otel olarak düşünüyorlarsa, konaklama yapmak istiyorlarsa burada önemli olan unsur şu, biz bunu hep satış esnasında ifade ederiz. Kötü ürün ya da kötü otel yoktur, misafire göre otel vardır. Misafir kendini çok iyi tanımladığı zaman biz ona uygun bir ürün mutlaka bulmaya çalışıyoruz ve buluyoruz genellikle de. Zaten burada bir acenta avantajı devreye giriyor. Yoksa öbür türlü gelişen dünya, teknoloji göz ardı etmeden online platformlardan bu tarz ürünler alınabiliyor. Alışverişler yapılabiliyor. Fakat bizim iş biraz daha temaslı. Soru cevap şeklinde geçen, işte bana uygun mu değil mi'nin bazı cevapları internette bulamadığı zaman bizden bu konuda destek alan misafirler daha verimli, daha keyifli, daha doğru ürünleri alabiliyorlar. Orada da şöyle, yani balayı çifti geldiği zaman örnek vermek gerekirse tam tercihi bir saat sakin bir tatil tercihi mi yoksa eğlence odaklı mı, aktivitesi evet, bol bir yer mi? Yani bu şekilde bize kendileri tanıtırlarsa biz mutlaka ona uygun bir ürünle kendilerini buluşturabiliyoruz. Ailelerin de keza aynı. Kimisi aquapark ürünü isterken, kimisi yayla kültürünü tercih edip yaylada bir otelde konaklama tercihi yapabiliyorlar. Tamamen çok değişik mozaik olduğu için bizim ülkemizde çok enteresan talepleri tam ihtiyacına uygun ürünler vermeye çalışıyoruz genel olarak. Doğru seyahat ve mutlu seyahat etmek istiyorsanız kesinlikle güvenilir acentalarla çalışmanız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hala o Türkiye'de yaşıyorsun. Çünkü neden? Ben 30 senedir burada yaşıyorum. Çeyrek asırdan daha fazlasını yaşıyorum. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'nin 81 ili varsa 81 ilde aynen senin gibi güzel bir şekilde ağırlanacak bir sandalyem ve bir misafir olabilecek bir kapasitede olan bir insanım. Bunu sen çok iyi biliyorsun. Tabii. Benim her ilde bir sandalyem varsa ve her ilde ağırlanabiliyorsam demek ben 30 senedir güzel şeylere ekmişimdir. O yüzden çizgi çok önemli. Hani bir insan için bir insanın yaptığı bir hareket komple falan Türkiye'ye mal olamaz. Hiç böyle bir şey olamaz. Veya bir şehirde Adanalı bir arkadaşım var. Örnek veriyorum. Başka bir Adanalı falan yanlış yapıyorsa o Adana'yı komple Adana'yı yargılayamam. Beş öyle parmağın bir şey, beşi bir değil. Beşi değildir. O yüzden dostluğum çok, arkadaşım çok, abim çok, kardeşim çok. Hani ne ektiysek onu biçtik hayatımıza. Peki hep Fenerbahçeliydin. Şu anda da Fenerbahçelisin. Şöyle. Her noktada Fenerbahçe formasını giyiyorsun. Evinde de Fenerbahçe bayrağı var. Fenerbahçe sevgisi nasıl bir sevgi? Fenerbahçe sevgisi. Hep Fenerbahçeliydim derken ben Türkiye'ye geldiğim zaman söyledim ya size Trabzon'da kaldım diye 3-4 ay. 3-4 ay Trabzon'da kaldığım zaman ben Trabzonspor maçlarına çok gittim. Yani hem Gürcistan'a yakın olduğu için Trabzon halkı, Trabzonspor'u ben çok seven bir insanım. Sonra İstanbul'a geldiğim zaman Sayın Başkanımız Ali Şen benim çok manevi bir babam gibidir. Hala görüşüyorsun. Hala görüşüyoruz. Arada sırada arıyorum. Başkanımıza hatırımı soruyorum. Beni Fenerbahçe'li yapan Ali Şen'dir. Ve eski Fenerbahçe'nin takım kaptanı Altar Tunçkol. Yani biz bir şampiyonluğu yaşadık o dönemlerde. O zaman da Ali
Şen Başkanımız da bizim başkanımız da. Artı Fenerbahçe 1907 derneğinde beni transfer eden, Fenerbahçe'ye transfer eden rahmetli Mustafa Koç'tur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Beni Fenerbahçe'ye getiren bu insanlar. O yüzden Fenerbahçeli yapan insanlar biraz böyle bir derse. Rahmetli Hüseyin Kocabey vardı, biliyor musunuz? Duydum. Allah rahmet eylesin onu. O da mesela Fenerbahçe'nin yönetim kurulundaydı. Bizi Fenerbahçe'ye sevgisini aşılayanlar bu insanlar. O yüzden... Peki bir Kadıköy takımı kurdun. Evet. Ali Şen arayıp da veya sen dedin ya takım kurdum diye mutlaka başkana söylemişsindir. Evet. Ne dedi sana? Şimdi başkanla öncelikle bu konuyla alakalı ben direkt kulüp kurdum şey diye şey yapmadım ama mutlaka bununla alakalı böyle güzel bir iş başardım diye başkanın yanında bir gün ziyaret ederken anlatırım. Yani o zaman da destek olur herhalde. Tabii mutlaka. Yani ya bu çünkü maneviyat işte... çok önemli. Para desteği tabii ki ikinci planda ama maneviyat çok önemli zaten. Zaten evet. Değerli başkanın adı ne şu an Kadıköy Spor Kulübü'nün başkanının adı? Sinan Bingöl. Ne güzel bak o Sinan insan. Sinan Bingöl 40 yıllık Fenerbahçe divan üyesidir kendisi. Sana güvenerek, yani bana güvenerek bayrağıtla beraber tabii. Yürüyorsun. Bu çok önemli aynen bir şey. Öyle. Onun gibi değerler bence gençlere, spora kendini adamış teşvik etti. İnsanları teşvik edebiliyorsan kendisi Kadıköy'deki gençleri evet. Alıp da bir sporun içine sokuyor. Aynen kahve öyle. Köşelerinden, sokak köşelerinden farklı farklı gençliğimizin hallerini görüyoruz bazı noktada. Çok üzülüyorum. Ne yapıyor? Spora teşvik ediyor. Ben double double işte labır labır işte yapmış olduğum şeyde programlarda da aynısını söyledim. Kim bir insanı, bir çocuğu spora teşvik ediyorsa en büyük devletimiz için, milletimiz için bir taş koyuyorsa hangi parti olduğu önemli değil. Evet. En büyük alkışı benden o alır dedim yani. Ufak bir şey daha söyleyeyim mi? Evet. Geçen gün Tryout'ta yani komple yayınladım. Instagram'da dedim ki Tryout var. Gelmek isteyen, basketbol denemek isteyen ben her türlü şans veriyorum deyip. Ertesi gün 75 tane gencecik bir çocuk salonuma geldi. Koronavirüs dolayısıyla o şeyini çok kısa tutmak zorunda kaldım. Ama düşünsenize o 75 kişiden sadece 5 kişi şu anda benim antrenmanıma çıkıyor. Geri kalan 70 tane hayalleri olan gençler ne oldu? Başka takımlar yok. O yüzden başka takımlar olmaması için ne yapılması lazım? Spora yatırım yapması lazım insanlara. Spor takımları açılması lazım. Spor her zaman hem dinç tutar hem sağlıklı tutar insanı. O yüzden kafa olarak da çok böyle bir artı olur yani. Herkesin soruyorum bir günü nasıl geçiyor hafta sonu hafta içi? Yani şöyle telefonu alıp telefonun üstünde çalışıyorum. Ne var orada? Bağlantılar var. Peki telefon senin dönüm noktan mı? Yok dönüm noktası değil. Tabii ki şaka yapıyorum. Hafta sonu daha çok eşimle çocuğumla geçirmeye çalışıyorum. Şimdi maçlar olmadığı için onlarla beraber zaman geçirmeye çalışıyorum. Yani şu an maçlar zaten zaman, yengeye zaman ayırıyorsun diyelim. Ya biz zaten aynı evde yaşıyoruz. Yani mutlaka zaman ayırıyorum. Ben de aynı evde yaşıyorum ama işlerin yoğunluğundan akşamdan akşama görüyorum. Yok ben her akşam eve gidiyorum. Ha, ben de her akşam akşamdan akşama görüyorum diyorum ya. Akşam akşama görüyoruz. Için. Peki Rıza Türkiye'de spor alakası var mı? Her konuda baktığın zaman. Yani spor yapan gençlik evet. O ahlakı, o mayayı almış mı? Yoksa ama ben geleyim iki top atayım falan mantığında mı? Yani dersine çalışacak takımına işte inandığın bütün sporculara inanıyor musun? Spor alakası onunla alakalı soruyorum. Yok. Gençlerde onu görmüyorum. Ama onu aşılayacağız. Niye görmüyorsun? Abi mesela ne bileyim şöyle söyleyeyim. Geçen telefonla sene, mı yatıp kalkıyorlar? Telefonla yatıp kalkıyorlar. Benim oyuncum mesela maça geliyor geçen sene. Telefonla mesaj yazarken ayağı burkuyor yolda. Çukura düşüyor. Allah Allah. Tabi. Şimdi çukuru görmüyor. Çukuru görmüyor. Şimdi bu telefon yüzünden veya ne bileyim bu şeyler yüzünden çok böyle eksiye gidiyorlar. Çünkü 24 saat içlerinde oldukları için artık hayat tamam oradan geçiyor ama yolda yürürken geçmemesi lazım. Peki sosyal medyayı kullanıyor muyuz? Sosyal medyayı? İyi kullanıyor muyuz? Çok fazla ilgilenmiyorum. Biliyorsun benim sosyal medyada çok böyle bir şeyim yok. Sadece sevdiğim arkadaşlarım. Ama Türkiye'de her nokta sosyal medya. İşte şuradayım, mutlaka. Buradayım, lavabodayım, bilmem neredeyim, falandayım, filandayım. Yok ben salona girdiğim zaman mutlaka salondayım diyorum işte ne bileyim eve gittiğim zaman işte ne bileyim kedimin resmini çekiyorum atıyorum. Çocuğumun İnsan resmini oradan mı çekiyorum, takip ediyor atıyorum. Seni? Yani ne bileyim.
Efendim herkese hayırlı haftalar diliyorum. Mavi Kardeş TV ekranlarındaki güzel insanlar. Vallahi diyeceksiniz ki hani kebabı yedin, salatayı yedin. Bunun tatlısı yok mu? Ahmet Usta da gerçekten öyle bir tatlı var ki katmeriyle sen anlatır mısın burada neler oluyor? Meşhur Antep katmerimiz var, dolamamız var, fıstıklı künefemiz var, hasırımız var. Daha çok çeşitlerimiz var. İstediğimiz çeşit yapabiliyoruz. Müşterinin özelliği, istek üzeri her şey yapabiliyoruz. Peki buradaki en büyük özellik sizde tamamen Antep yöresindeki ürünü mü kullanma? Oradan mı geliyor? Nasıl yapıyorsunuz? Antep'ten gelen de var. Hatay'dan gelen var. O şekilde bir karışımımız var. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela buradaki en büyük olay meyve var. Evet. Muz var. Armut var. Elma var. Meyveyi sayıyoruz. Fıstık var, kabuğu var, evet. Portakal var, süt var, üzüm var, ne alaka? Şimdi millet böyle tercih ediyor. İnsanlarımız hani tatlıdan sonra aslında süt iyi gidiyor. Şekeri düşürüyor daha doğrusu. Meyve de böyle atıştırmalık. Tatlı gelene kadar böyle oturup sohbet ederek meyvesini yiyor. Sonra tatlısını yiyor. Öyle devam ediyoruz. Peki Hasan Usta bunu yaptı ya, evet. Senin yeğenin. Evet. Yaparken veliahtın. Jeneriklerde de görüntülerde de var, evet. Mutlaka ki. Şimdi buradaki en büyük özellik mesela bazı noktalarda çıkıyor mesela. Her gün bir tane gurme çıkıyor. Anladın evet. mı? Diyor ki işte atıyorum şu baklava şu kadar zayıflatır. Şu kalori düşürür. Sende böyle bir iddia var mı? Bizde şöyle bir iddia var aslında. Biz şeker hastalığı için uğraşıyoruz. Şu anda bir üzerinde çalışıyoruz. Şeker hastalığı rahatlıkla oturup tatlı yiyebilecek şekilde. Yani ben 10 tane şeker hastası olduğum için 10 tane yiyebilirim. Hiç sıkıntı yok. Aleyna hiçbir zaman kızmasın o zaman yani. Sana yasak aslında da vermiyoruz sana ama olsun. Yani tatlı öyle uğraşıyor. Şu anda üzerine de çalışıyoruz. Yani şeker hastalarına birebir mi iyi bire olacak? Birebir. Yani hiçbir farkı yok. Yani normal insanlar nasıl yiyorsa şeker hastaları şu an yok ama daha çalışma. Çalışma yapıyoruz yani hemen direkt olacak bir şey değildir bu. Ama en kısa zamanda yapacağız bunu. Peki buradaki en büyük senin derler yani böyle mesela işte menü işte ne bir katmeriliydi evet. işte ne bileyim künefesiydi. Evet. Mesela bunlardaki mesela şunun kalorisi ne kadar? Hiç merak ettin mi bunun kalorisi ne kadar? Bunun kalorisi ne kadar? Glikoz olmadığı için kalori fazla yüksek değil. Yani mesela normalde glikoz olduğu zaman kalorisi zaten yüksek olur. Bunu en düşük şeyde yapıyoruz biz. Normal orijinal şekerle yaptığımız için kalori fazla değil. Çünkü peyniri o kadar yağlı değil. Şeker glikoz olmayınca fıstık zaten normal. Hani öyle yüksek yani bir yiyip de şekerim çıktı kimse demiyor. Peki seni şimdi kebapta gördük. Evet. Serhat Hacı Kasımoğlu ile beraber ortak evet, tabii. burada gördük. Avcılar'da şubeniz burada doğru mu? Başka evet, şubeniz yok, var mı? Burada şubemiz. Öbür imaratımız zaten iki telide. Evet. Bütün dünyayla çalışıyoruz hemen hemen. Evet, bütün büyük marketlerde her şekilde var. Çalışıyorsunuz. Tabii, markamız her yerde yani var. Tek şube burası doğru tek mu? Tek şube burası. Sıcak satış noktamız burası. Yani bunu yemek isteyen, evet. bu lezzeti tatmak isteyen Avcılar'a gelecek. Burada tadına bu katmeri, bu künefeyi, evet. Antep dolaması, evet. künefeyi tabii. bunları tadacak tabii, diyorsun. Tabii tadacak. Evet. Şimdi biz şöyle düşündük. Hani kebapta zaten bir numarayız. Neden tatlıda da olmayalım? Böyle bir şey yaptık. Herkes de memnun. Şu anda biz de memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Efendim çok iddialı bir şey, iddialı sözler söyledi evet. Ahmet Usta. Bu haftalık Avcılar'dan bakalım yolumuz nereye gidecek? Hadi bakalım. Peki sporun dışında, basketbolun dışında Türkiye'de oyunculuk, ne bileyim farklı farklı şeyler yapmayı düşündün mü? Daha önce yaptık zaten bunu. Hani çeşitli camialarımızda arkadaşlarımız var. Mesela söyle dedi sinema filminde oynar mısın dedi. Dedim oynarız. Ne olarak oynadın? Ne yapmamız lazım? Polis Akademisi'nde bir sinema filmi vardı orada oynadık. Murat Kökel yönetmenim bunu bulalım evet. Ondan sonra oynayabildiğim kadarıyla oynadım. Bakalım başarılı mı oradan? Orada neyi oynadın? Öğrenci polisi oynadım ya. İlk kamerayı gördüğünde ne dedin? Ya şimdi ilk defa kamerayı görmüyoruz. Tabanca görmedin. Hani o şey biraz böyle... Hani maçlardan dolayısıyla şimdi kamera olsun, ne bileyim eski biraz böyle bir hızlı hayatımdan olsun kameraya alışıyız yani. Böyle kamerayı gördüğüm zaman böyle şey tavşan gibi durmuyorum. Peki Türkiye'de basketbol oynadın evet. ve Türkiye'de magazini karşına aldın. Hangi konuda? Yani birçok noktada
Hepsini ben karşıma bir şey almadım. Ben eve giderken evime kadar takip ediyorlardı. Ben mi aldım karşıda magazini? Karşına yani? Aldın demek istiyorum. Hani, hep eksileri yazdılar. Bak, karşı tarafta Avrupa yakasında geziyorsun. Geri dönüyorsun Kadıköy yakasına. Bir bakıyorum evimin önünde gazeteci çıkıyor. Ben mi karşıda çıktım? Hayır, o mu benim karşıma çıktı? İşte. Yani bir zamanlar. Doğruları seni doğru olarak lanse etmediler. Edenler de oldu, etmeyenler de oldu. Yani. Bunun kendi zorunu bize... yaşadın mı Zaza? Zorunu yaşadım. Ya aile içinde herhalde bir problem olmadı değil mi? Aile içinde zaten beni tanıyan tanıyor. Benim yakın dostum da beni tanıyor. Yani arkadaşım olsun, ailem olsun, yakınlarım olsun beni zaten tanıyorlar. Ama tanımayan insanlardan tepki gördüm. Ama ne şekilde tepki gördüm? Mesela ne bileyim yani bu tarafa bakmışımdır, orada bir tepki yapmıştır kendine. Ama ben canlı canlı karşı karşıya hiç kimseyle böyle bir sorun yaşamadım yani. Evet, artık böyle programın yavaş yavaş sonuna geldik. Bu seninle ikinci programım. Evet. Daha önceki genel televizyon kanalında beraberdik. Yine böyle bir mekanda evet, programı çektik. Doğrudur. Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Son toparlarsan neler söylemek istersin? Şimdi neden magazini karıştırdın? Ben hala oraya takıldım yani. Hayır, neden? Toparlamak istediğin konu şunu ne? Şunu söyleyeyim. İstediğim konu değil. Ben şunu söylüyorum. Evet. Dostluklar o zaman mı vardı? O zaman bir Türkiye'nin en iyi takımlarından bir tanesinde oynuyordum. Ben şimdi toparlayayım mı? Bunu nasıl şöyle toparlayayım? Evet. 8 numara formayı giyiyorum ya. Aslında 8 numarayım ama adım çıkmış 9'a. Onunla biraz İnmez 8'e. İnmez 8'e. Aslında numaram, forma numaram 8. Adım çıkmış. Bu kadar. Peki başka buradan şey. Son sözün gençliğe neler söylemek istersin? Kameram burada. Genellikle son sözüm dediğin zaman son sözümüz Fenerbahçe yani. Başka bir şey söylemek istemiyorum yani. Peki Trabzon'u da tuttun değil mi? Trabzon'u seviyorum. Trabzonspor'u da seviyorum, Trabzon'u da seviyorum. Çünkü şehri olarak, insan olarak, dostluk olarak, kardeşim olarak hepsine benim çok yakınım ve Türkiye'ye geldiğim zaman ilk gördüğüm insanlık diyelim yani. Aa, süper. Yani o yüzden... O insanlık devam ediyor herhalde. Ya o insanlık devam ediyor, hala dostluklarımız devam ediyor. O yüzden Trabzon ve Fenerbahçe arasına beni bırakma. Tabii ki Fenerbahçeliyim ama Trabzon şehrin sevgim ayrı. Kadir Balık'la Çat Kapı devam ediyor. Çok şık bir araba galerisindeyiz. Etiler'deyiz. Yanımda ünlü iş insanı Murat Karaboğa var. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok şık, güzel arabalar var. Biraz arabalardan konuşalım istiyorum. Yani bu sektördesiniz. Kaç yıldır, nasıl oldu? Biraz anlatın bize. Şimdi sektörde 14. senem benim. Yıllardır da bu işi yapıyorum. Ve aynı bölgede yapıyorum. Değiştirmedik. Detaylı, her şeyin detaylısına bakıyoruz, her şeyin en iyisine bakıyoruz. Bütün müşterimize çok dikkat ediyoruz. Gelen giden insanlara çok ciddi şekilde ilgileniyoruz. Güzel yönlendiriyoruz kendilerini ve bu konuda da kendimizi çok başarılı buluyoruz. Evet, seçilen bir galeri sizin galeriniz. Peki bu pandemi sürecinde etkilendiniz mi? Tabii. Önce şunu söyleyeyim, hani 13-15 senedir aynı yerde durmak çok büyük bir meziyet bizim sektörümüzde. Yani hep aynı adreste olmak. İnsanların birçok sefer değiştirdiğini gördük aynı bölgelerde. Biz devamlı aynı yerdeyiz. Önce bunu söylemek istedim size. Tabii ki korona olayı çok büyük bir olay oldu. Bütün dünyayı etkiledi. Tabii ki biz az etkilendiğimizi düşünüyoruz ama tabii ki çok büyük kayıplar verdik. Allah da beterinden saklasın. Tabii ki herkes üstüne düşen payı aldı bu konuda. Peki bu sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela şimdi bizim sektörümüz çok pardon buyurun. Dolarla fiyatların artması sizi nasıl etkiliyor? Genel olarak değerlendirmeniz nasıl? Şimdi araba fiyatları tabii ki şu anda uçuk fiyat aldı. Yani %100'e yakın bir zam gibi oldu aslında baktığınız zaman. ÖTV'ler zamlandı. Araba fiyatları tamamen şu anda en üst noktada. Tabii ki biraz aşağı gelmesini bekliyoruz. Bu bizim kendi fikrimiz, kendi görüşümüz. Tabii ki herkesin bakış açısına saygı duyuyoruz bu konuda. Ama tabii ki çok yukarıda olduğu için. Ama yine de işte bir hareket var. Yani araç sektöründe, araba sektöründe gayet güzel hareketler oluyor. Sizde toptan araba alma işi de var. Bunu biraz açıklık getirir misiniz? Büyük firmaların araçları oluyor bazen. Ciddi firmaların. Türkiye'nin en iyi firmaları oluyor bunlarda.
onların 100, 250, 20, 100, 200, 500 kaç tane varsa grup arabası olarak çıkış yapmak istiyorlar. Biz de devreye giriyoruz. Bu tip arabalara da kendimiz ekspertizimizi gönderiyoruz. Tek tek inceletiyoruz. Fiyatla da uyum sağlıyorsak devamını getiriyoruz. Arabaları almaya çalışıyoruz. 13-15 senedir hep aynı adrestesiniz. Hı. Ve seçilen çok şık bir araba galeriniz var. Peki başka bayileriniz açmak istiyor musunuz? Yani yok, şu anda düşünmüyorum ama yine yaparsam belki bir tane daha yapabilirim. Başka bir bölgede yapabilirim. Aşağıda çok klasik arabalar gördüm. Bu sizin hedefiniz mi? Böyle arabaları mı barındırıyorsunuz? Yoksa elinize öyle düştü, öyle galeride mi bulundu? Şöyle izah edeyim. Bu tip arabalar çok hani iyi ailelerin garajlarında duran arabalar oluyor. Özel arabalar oluyor. İsim veremeyeceğim tabii kimlerin olduğu. Çok özel insanlar. Biz bu arabaların hepsine talip oluyoruz. Alıyoruz, satın alıyoruz, koyuyoruz. Gerektiği yerde çıkıyoruz. Bazen hoşumuza gidiyor, biniyoruz. Bazen satıyoruz. Dediğim gibi düzgün olan her şeyi araç konusunda alırım. Bunun antik olması da önemli. Antik olsun, düzgün olsun. Hani sıkıntılı bir araba olduğu zaman şirketime hiçbir şekilde araç sokmam. Neler söylemek istersiniz? Yani eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yani ben araç sektöründe herkesin çok dikkat etmesi gerektiğini belirtiyorum. Ekspertize girmesini, araç alırken ciddi bir yerden, düzgün, sağlam bir yerden araba almasını tavsiye ederim. 3 lira, 5 liranın peşine düşmeyip, yani ucuz araba aradığınız zaman başınıza başka felaketler gelebiliyor. O yüzden düzgün, sağlam, güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını herkese tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Toparlamış oldum. Gençlere de şunu söylemek istiyorum. Eğer bizim takımdaki gençler beni izliyorlarsa, benim size geçen sene ne kadar güvendiğimi, bu sene o güvenini bana boş çıkartmayacağınıza %100 eminim. Evet, programın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir daha hafta konu ve konuklarla görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.